Furkan topun gerisinde. Furkan'ın ceza alanına yaptığı orta savunma karşıladı. Aytek'e geldi top. Aytek pas verecek. Ama Göztepe savunması dikkatli, bu arada kaptırılan top. Ceza alanına ortalandı top. Yavuz topa sahip oldu. Ceza alanına yapılan orta. Şaban'dan önce savunma. Bir pozisyon daha. Sabutay vurdu, tekrar savunmadan döndü. Onur'dan bir kez daha müdahale. Savunmanın en gerisinde Bayram Çetin var. Onun kontrolünde top kaleci Ahmet Altın'a geldi. Maçta ilk 10 dakikalık bölüm geride kaldı Mithat. Evet, aynı şekilde ama Aydınspor'da tabii onlar için de risk almak zorundalar. Deplasmanda da oynasalar. Onlar da mutlak 3 puan için gelmişler, belli. Serbest vuruş kullanılacak. Top kalecide kaldı. Kaleci Ahmet Altın. Cihan ortaladı ceza alanına. Aytek çıktı. Savunma müdahale etti. Aytek savunmadan çıkıyordu. Ceza alanına orta şansı. Arkada bir vuruş. Kalenin üstünden dışarıya gitti. Umut Kaya topu taşıyor. Top Göztepe'de kaldı. Furkan'a bir müdahale. Hakemin kararı faul. Ve maçın ilk sarı kartı gelecek. Sarı kartı görüldü ve işaretini verdi. Seçkin kaleye vurdu. Top kalenin sağından dışarıya gitti. Seçkin taş kullanıldı. Umut Kaya'nın pası. Erdi. Erdi ceza alanına ortaladı. Top kaleci Yavuz'a kadar geldi. Aydınspor baskılı oynuyor ancak onların da çok etkili bir hata yok açıkçası. Kafalardan seken top Ahmet Alt. Onur Bektaş. Tolga'nın topuk pası. Ramazan. Ramazan ceza alanına baktı. Ortası. Şaban'dan önce savunma. Furkan vurdu. Boşta kalan top dışarıya gitti. Furkan vuruşu boşta kaldı. Mehmet Ayaz'ın kafa vuruşu. Daha güzel bir vuruş yapabilirdi. Tekrar ekranlarda. Sol tarafta oynuyor. Can Yılmaz'ın ortası. Kaleci Ahmet Altın'da kaldı top. İlk yarının son anları. İleriye doğru atılan top. Furkan topu kovaladı. Furkan ayağını soktu ama top kaleci Ahmet Altın'a geldi. Ve hakemin düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İlk yarı skoru Göztepe 0, Aydın 1923 0. Muhtemelen Mehmet çıktı Mithat. Çünkü ilk yarı iyi bir performans sergilemedi Mehmet Ayaz. Köşe vuruşu kullanıldı. Yavuz çıkıp topu alıyor. Yavuz yerde kaldı. Hakemin kararı faul ve bir sarı kart daha geldi. Bay. Bindirme yapan Savaş var. Seçkin paslaştı arkadaşıyla. Mehmet'in pası. Sağ kanattan tehlikeli bir atak şansı. Ceza alanına orta. Savunmadan sekti top. Bir müdahale. Hakem devam dedi. Bayram geriye döndü. Ahmet uzaklaştırdı. Aytekin müdahalesi. Sefa Aksoy. Ara pasını verdi. Tehlikeli pozisyon. Ceza alanı. Vuruş. Kaleci Yavuz'da kaldı top. Nasıl olabilir? Adem Çalık. Güzel bir çalım. Dip çizgiye indi. Adem'in ortası dışarıya gidiyor. Tolga. Ramazan Işık. Ceza alanını ortaladı. Şaban kafasıyla indirmek istedi. Top kalenin uzağına gidiyor ve kaleci Ahmet Altın çıkıp aldı. Seçkin ortaladı. Tolga karşıladı topu. Furkan Alakmak. Furkan'a müdahale, karar faul. Penaltı noktasının önünde birçok oyuncu var. Ortalandı. Direkt kaleye vuruş. Kaleci Yavuz'un üstünden dışarıya gitti. Bir orta bekliyordum ben açıkçası. Sanırım
Evet, Onur Bektaş çıkıyor. Berkay Öztuvan oyuna giriyor. Berkay oyunun yönünü değiştirdi. Ramazan Işık. Yakınında Adem var. Ramazan ortaladı ceza alanına. Kafa vuruşu gelmedi. Can Yılmaz istediği gibi kafa vuramadı. Onu orada bozan oyuncu Ahmet Kesim'di. Aydın. Aytek pasını verdi Ramazan'a. Ramazan. Adem'le paslaştı. Tekrar Ramazan. Ortasını yapamadı. Top dışarıya gitti. Alt kararı geldi. Ramazan da bir sakatlık. Tekrar köşe vuruşu kullanıldı. Aytek dikkatli uzaklaştırdı topu. Umut Kaya topu kontrol edemedi. Top taca gidiyor. 23'te kaldı. Savaş Yıldızhan. Umut Kaya verdi pasını. Ve bir sarı kart. Sabutay ben topa müdahale ettim diyor ama hakem oralı olmadı. Aydın için atak şansı. Seçkin'in pası. Umut Kaya. Umut Kaya'nın çalımı. Ceza alanı. Tehlikeli pozisyon. Vuruş. Asfalt'la dışarıya gitti. Mehmet Gürkan Öztürk. Adem Çalık'ın ortası. Savunmada dikkatli erdi. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir müdahale daha. Top ceza alanının dışına gitti. Seçkin savunmanın arkasına kaçtı. Seçkin yerde kaldı. Karar devam. Mehmet'te kaldı top. Umut'a verdi. Tekrar Mehmet. Top kalacak. İleriye doğru atılan top. Aytek. Bir anda müdahale etti. Top Yavuz'a geliyordu. Dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu. Ceza alanını ortaladı topu. Arkaya düşen top dışarıya gidiyor. Alt atışı kullanacak Göztepe. Ceza alanına ortalandı top. Şaban kaldırdı. Arka direkte kafa vuruşu. Kalecinin müdahalesi. Dönen top. Kaleye kimse gönderemedi. Hücumsal anlamda etkinlik sağlamak için bir oyuncu değişikliği yapıyor. Özgür Zengin. Furkan Alakmak oyundan çıkacak. İç saha maçlarındaki performansıyla dikkat çeken isim de Enes. Savunmanın en gerisinde İsmail var. Bir orta şansı. Arkada boş pozisyonda tehlikeli bir pas. Ceza alanı. Kale boş ve top ağlarda gol. Aydın 1923 1-0 öne geçiyor. Golü atan oyuncu Mehmet Gürkan Öztürk. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Savunmada bir anlaşmazlık oldu orada. Kaban kaldırdı topu. Enes Kubat. Yakında hemen Tolga ile Can Yılmaz var. Enes ortaladı. Cihan'a doğru savunma dikkatli Aydın'da. 9 numaralı Savaş Yıldızhan oyundan çıktı. Şu anda geçtiğimiz haftaki kadrosuna döndü teknik direktör Mustafa Ceviz. Ahmet uzun bir atış kullandı ileriye doğru. Mehmet'in pası iyi değil. Top dışarıya gidiyor. Kesim yüzünü tutuyor Aydın'da. Taç kullanılacak. Uzun bir taç atılabilir. Can Yılmaz'ın ortası. Kafa vuruşu üstten dışarıya gitti. Tehlikeli bir pozisyon. Enes istediği gibi vuramadı topa. Golü atan Mehmet Gürkan Öztürk oyundan çıkıyor. Ve 9 numaralı Ömer Yalçın oyunda. Sabutay solo oynadı. Ceza alanına yapılan orta. Kafa vuruşu gelir mi gelmedi. Boşta kalan top.
Bir atak şansı daha yine savunma uzaklaştırdı. Samet Kumbaşı. Seken top Yavuz'a kadar geliyor. Yavuz uzun kullanacak. Uzatmalarda ikinci dakika içerisindeyiz. Cihan kaleye vurdu ve duvarlarda gol. Gol. Cihan attı. Cihan Yılmaz'ın vuruşu. Ve ağlara gitti top. Mükemmel bir serbest vuruş. 90 tabir ettiğimiz yere gidiyor top. Tekrar ekranlarımıza geliyor gol. Tam 90 atıyor Cihan ve Göztepe bir birlik beraberliği yakalıyor. Uzun bir top attı. Cihan Yılmaz. Az önce serbest vuruştan golü atan oyuncu. Ramazan Işık. Ramazan'ın ortası. Arka direkte kafayı kimse vuramadı. Aydın takımı uzaklaştırdı topu. Bir atak şansı daha Göztepe için. Bu arada kırmızı kart. Aydın'da 14 numaralı Sefa Aksoy kırmızı kart görüyor. Hakemi alkışladı son olarak. Görebildiğim kadarıyla. Maçta tansiyon yükseldi. Ve 90 dakikanın sonu. Göztepe kendi evinde Aydın 1923 ile 1-1 berabere kalıyor.